Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rabbimiz, bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız, bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine, ey kerim olan Allah, bizi bağışla. Ey rahim olan Allah, bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah, lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an ile bize lütfet. Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an elbisesini bize giydir. Kur'an hürmetine bizi cennetine koy. Kur'an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman, ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Allah'ım, Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl. Sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an'ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur'an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur'an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Allah'ım, kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım et. Yüce Kur'an hürmetine. Allah'ım, okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin aleyhisselamın ruhlarına ulaştır. Ve peygamberimiz aleyhisselamın ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır. Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi
dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. Senin Rabbin kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Cenab-ı Hak kulların kalbini kendisine ne kadar yakın görürse o nispette onların kalbine yaklaşır. Sabır hiç yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Bir insanda kaybetme korkusu olacak, bir de Allah korkusu olacak. Eğer bu ikisi varsa gerisi sadece teferruat. İlim meclislerinde aradım kıldım talep, İlim geride kalmış illa edep, illa edep. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi, toprağa ne ekildi de bitmedi, hangi dert, hangi sıkıntı geçmedi, sabret. Hiçbir şeyin hiçbir şeye yetmediği yerde Allah her şeye yeter. Çok şükür Rabbime. Tasavvuf hakkın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir. İnsan Allah Teala'dan başkasına kulluk etmeyi terk ettiği zaman gerçek kul olur. Bizler toprağa benzeriz, bize her türlü kötü şey atılabilir ama bizden hep güzel şeyler çıkar. Herkesin üzerine bastığı yer gibi tahammüllü ol. Bulut gibi herkesi gölgelendir. Yağmur gibi sevdiğin, sevmediğin herkese fayda ver. Bela ariflere aydınlık verir. Müritleri uyanık tutar, gafilleri ise helak eder. Hayat ölüme sormuş, insanlar beni çok severken neden senden nefret ediyorlar? Ölüm yanıtlamış, sen tatlı ve güzel bir yalansın, bense acı bir gerçek. Bil ki kalple gıybet etmek, dille etmek gibi haramdır. Bir kimsenin noksanını, kusurunu başkasına söylemek, doğru olmadığı gibi kendi kendine söylemek de caiz değildir. Kim Allah'ı sevdiğini iddia eder, fakat başına gelen bela ve musibetlerden şikayetçi olursa, o kişi yalancıdır. Ölüm Allah'ın sevgili kullarına, bir bardak tatlı soğuk suyu içmek kadar kolay gelir. Bir takım arzularının yerine gelmesi için küçülme. Aklı olan kalbini dünyaya değil Allah'a bağlar. Akıbetini düşünür ve ahireti için hazırlık yapar. Bir de öldükten sonra halini düşün. Seni kabre bırakırlar, hemen unuturlar. Hatıralarına bile gelmezsin, sanki onları hiç görmemişsin, onlar da seni görmemişlerdir. Orada yalnız Allah ile baş başa kalırsın. Düşün şimdi ey insan, bu aziz ömrünü bu kadar vefasız yaratıklarla tüketmek büyük aldanış değil mi? Halkla geçireceğin kısa bir zamana karşılık Rabbinle ebedi berabersin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymak, Allah'ın ona öğrettiği ve onun da insanlığa tebliğ ettiği ilahi ahlak esaslarına uymak demektir. Ey oğul, sen dünyada ebedi kalmak ve sırf yiyip içmek için yaratılmadın.
aziz ve celil olan Allah'ın yoluna uymayan bir yaşayış içindesin. İçinde bulunduğun bu hali hemen değiştir. O diriltendir, öldürendir, veren de odur, mani olan da, aziz kılan da odur, zelil eden de. Hastalanmalar da, şifa bulmalar da onun iradesinin haricinde değildir. Gel benim meclisimden alacağını karşılıksız olarak al. Benden bir kelime öğrenebilmek için 1000 senelik uzakta bile olsan gelmelisin. Kaldı ki aramızda sadece birkaç adımlık bir mesafe var. Sen beni kötü, kendini iyi gördükçe ne bana kötülük ulaşır ne sana iyilik. İnsanlara, özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allahu Teala seni onlara bırakır, perişan olursun. Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. Zavallı insanoğlu eğer fakirlikten korktuğu kadar cehennemden de korksa, İkisinden de kurtulurdu. İlmiyle amel etmeyen alim, başkalarının giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. Şüphe duymayan hakikati bulamaz. Okumak 3 türlüdür. Dilin okuması kıraat, aklın okuması tefekkür, kalbin okuması hayattır. Kötülüğünü düşünen kimseye iyilik yap. Çünkü köpeğin ağzının lokma ile kapatılması uygun olur. Bir şey yap güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir şey söyle. Dilin mi dönmüyor? Güzel bir şey yaz. Beceremez misin? Öyleyse güzel bir şeye başla, ama hep güzel şeyler olsun. Fazla vaktin yok, çünkü her insan ölecek yaşta. Rahat olmak lazım, fakat duyarsız değil. Açık sözlü olmak lazım, fakat edepsiz değil. Ben sana denize açılma demiyorum. Açılacak olursan tufana bile katlan diyorum. Kişi nasıl ise gireceği gönül de öyledir. Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır. Aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır. Emeksiz zengin olanın, kitapsız bilgin olanın, sermayesi din olanın rehberi şeytan olmuştur. Kusur görenindir, görün değil, örtün derdinimiz. Varlık bir medresedir evlat, herkes talebedir, biricik müderris de Allah'tır. Sıfatlarını tecelli ettirip bizleri imtihan eder. Lakin kahır ve lütuf, rahmet ve bela hep ondan gelir. Herkes kendi imtihanını yaşar. İmtihanı geçen, kendini yere deviren adam olmak gerek evlat. O zaman en büyük pehlivan da sensin, en büyük kahraman da. Bu alemin sahibi de, İslam'ın sahibi de Allah'tır. Sana düşen hak yolunda gayrettir. Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan. Başına gelen eziyetler artıyor değil mi? Buğdayı başak olsun diye toprağa attılar, değirmende un olsun diye ezdiler, ekmek oldu, dişleriyle ezdiler.
ezil ki can olasın, can veresin Yunus'un. Şeyhim der ki aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır, aşksız yürüyen beden diye bir ceset taşır. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Dört kitabın manisi tamamdır bir elifte. Sen elif dersin, hoca manisi ne demektir? Zaman hep aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Hayat bir pencereydi, her gelen baktı geçti. Tut ki bir dost için her şeyi yaparsın. Yaparsın da ille bir hainlik etmez isen, değerini bilmezler. Dostuna yardım etmekte duyarsız olan, düşmanının darbesiyle uyanır. Çaresizlik Allah'tan gelen güzel işarettir. Duanın vaktinin geldiğini gösterir. Süzülüyorsa gözünden yaşlar, hüzünlüyse güzel yüzün, Rabbin seni özlemiş, sesini duymak istemiştir. Çok şükür Rabbime. El sendedir, dil sende, diken sende, gül sende. Her an imtihandasın, ağlasan da gül sende. Sufilerin her biri bu dünyada güneş ve ay gibidir. Onlar dünyanın aydınlanma sebebidirler. Onların yüzleri Hakk'a yönelmiş, sırtları ise halka dönmüştür. Eğer onların yüzü, teveccühü dünyaya dönecek olsa, oradaki her şey yanıp kül olur. Kalp düzelince, sağlamlaşınca onda zikir daimi olur. Onun her tarafına zikir yazılır. Böylesi bir kalbin sahibinin gözleri uyuyabilir ama onun kalbi Rabbini zikreder. Bu hal o mümine peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den miras kalmıştır. Ey hakkı bırakıp halka tapan kişi, iyi bil ki Allah'ı zikreden gayri her şey batıldır. Allah'ı bilmekten gayri her bilgi batıldır. Allah rızası için yapılmayan her şeyin sonu hüsrandır. Tövbe kapısı açıkken bu kapıyı ganimet bilin ve oradan girin. Dua kapısı açıkken onu ganimet bilin ve ihlaslı yakarışlarla Allah'a dua edin. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Celladına aşık olmuşsa bir millet, ister ezan, ister çan dinlet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet, müstahaktır ona her türlü zillet. Ey aşk, sen öyle bir kişisin ki, dünya tokları senin vuslatının açlarıdır. Aklını başına al. Bütün ürküntü, kırılma, hor görülme, ezilme düşüncesinden ileri gelir. Kırıl, dökül de, ezil de, huzura kavuş. Minnet ve sıkıntıya katlanmak, muhabbet sahiplerine lazımdır. Bütün yollar zahmetlidir ama sevgi, muhabbet yolu doğrudan merkeze gider. Önünde dağ varmış, vadi varmış, hiç önemi yoktur. Sevgi ateştir, her şeyi yakar, kül eder. Gönül dalgınlığının ilacı, gönlünü Allah'a vermişlerin sohbetlerinde bulunmaktadır. Allah kuluna çok fazla soru sormaz, sadece şunu sorar. Ben seninleydim, sen kiminleydin? Ben Ömer Hançeri, Rabbim dualarımızı, dileklerimizi, iyi niyetlerimizi kabul eylesin inşallah. En hayırlı ve en güzel duadır bir dostun bir dostuna habersizce ettiği dua. Sizler de inşallah
O mübarek dualarınızda bu garip kardeşinizi unutmayın inşallah. Sevgi, saygı, hürmetle. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benim Allah için dostumsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizim sizlerle paylaştığımız videolarımızı siz de sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Eğer kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız minnet duyarım.